Merhaba arkadaşlar. 3 kanunsuz takım çarpışması moduna girdik. Adamları trolleyeceğiz. İnternet gitti şakası yapıyoruz. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Aslında Dicle'de de olsa 4 kanunsuz olsa çok daha güzel olabilirdi ama böyle de güzel. Sarı, mavi ve kırmızı kanunsuz. Bir de Dicle'de de mor ve yeşil olsa var ya efsane olurdu aslında. Olmadı bir dahakine 4 kanunsuzla çekeriz. Bakalım inşallah beklediğim gibi güzel olur. Döndürebiliriz. Önce 3 el vereceğiz. 3 elden sonra döndürmeye çalışacağız. İnşallah döndürebiliriz. Rakipler de sağlam. Hepsi kahraman. Bir alsınlar bizi bakalım. Yani fena değiller işte. Bir alsınlar 3 el. Bir de kanunsuz bekleyenler varsa yakında gelir diye düşünüyorum. Çünkü atölyelerin hemen hemen hepsi geldi. Gelmeyen birkaç tane var eski atölyelerden. Değerli olanlardan yani. Bir de kanunsuz en değerli olan olduğu için onu en sona saklıyorlar muhtemelen. Bunun hepsi bitsin. Bir hafta içinde tahminimce bir tane gelecek ama kanunsuz değil. Kanunsuzu şimdi beklemiyorum. Yani bir ay sonra falan gelir diye düşünüyorum da. Ben zaten sarıyı falan kullandım. Daha sarı almam. Gelirse ne alırım? Kırmızı alırım. Ben yeşili çok beğeniyorum ama yeşil gelir mi zannetmiyorum. Çünkü yeşil şeydeydi. Eskiden yıldızla alınıyordu. O da atölyeye gelirse aslında yeşilini de alabiliriz. Gelsin de bakalım. Bir oyunumuza dönelim biz. 20 saniye kaldı. Alan daralmasına gelip bizi alsınlar bakalım. Ama kırmızı da çok efsane ya. Ben kırmızıyı da çok beğeniyorum ama kırmızıyı da muhtemelen çok kişi alır. Bilmiyorum hangisini alırım diye. Ben muhtemelen morunu alırım. Mor ya da kırmızı. Bakalım. Yumrukla mı alıyorsunuz bizi? Ben birazdan ifadenizi alacağım zaten. Siz sevinin biraz. Bakalım gecede kalmış. Dur onu da alsınlar. Yok Dicle'de yerdeymiş. Şey kalmış sadece. Bizim kırmızı kanunsuz. Onu da aldılar. Güzel. 2-0 oldu. Ve 3 yapsınlar. Direkt rush'a gireceğiz zaten. Hiç oyunu uzatmaya gerek yok. Adamları direkt alıp alacağız. Ama kanunsuzluğu özlemişim ya. Uzun zamandır kanunsuzluğu oynamıyordum. Bu arada bu benim eski hesabım. Kanunsuzluğu. Şöyle biraz adamlara şov yapalım. Kanunsuz giymeyeli bay bir olmuştu. Bakalım kanunsuzla oynayabilecek miyiz? Bu arada benim kanunsuzla uzun zamandan sonra ilk oyunum. İnşallah beklediğim gibi oynarız. Kanunsuzu utandırmayız inşallah. Gelsinler bakalım. İyiyim. Hepimizi bombayla alacaklar galiba. Bir iki tane bomba sağladılar. Aynen hepimiz gittik. Şimdi gelin siz bakalım. Hepimizin beynini uçuracağım. Şöyle çift vektörümüzü alalım bence. Çift vektör artı eagle zaten yeter bize. Yakın uzak her türlü alırız onları. Tamamdır ya, eksik bir şey kalmadı. Bir iki tane de bomba alalım. Her ihtimale karşı olur da riske girersek onu da kullanırız. Pek bomba taraftarı değilim ama bazen güzel gidiyor. Ya zor anında hayat kurtarıcı özelliği var bombanın. Çok iyi iş görüyor. Direkt alan geldiği gibi Ronaldo'yu açıp soldan basacağım. Oradan genelde çok açık veriyorlar. Hadi bakalım alabilecek miyiz? Gördüm seni. Biraz eve girdi, vuramadık. Dur. İkinciye deneyelim. Aslında kıpkırmızı yandı. Nasıl düşmedi anlamadım. Bayağı bir yedi hasar attı. Sağda da biri var. Gördüm seni de. Elim ateş tuşuna gitmedi. Yalnız bizimkilerden kaçışı yok. Çok güzel vuruyorlar. Hepsi de birbirinden güzel oynuyor bu arada. Uy, burayı da çok seviyorum. Şimdi hepsinin beynini uçuracağım. Hatta direkt Ronaldo'muz açılsın saniye sıfırlanınca direkt soldan rushlarız. Alırız çok rahat hepsini. Bakalım. Bir eksiğimiz yok zaten ya. Çift vektör de ben uzun zamandır derece kastığım için çift vektör de kullanmıyorum. Yani herhalde bir ay oluyor hiç TC oynamayalı. Biraz ağırlaşmış olabilirim TC modunda ama yine başarabiliriz diye düşündüm. Şuna bir eagle deneyelim. Yarmışsın kafanı. Yemedim. Bir anda karşıma çıktı. Ama kaçarı yok tabii ki. Kitimizi basalım size de döneceğim. Yalnız bizimkiler ikisini indirmiş. Tek kişi kaldı. Nerede o şimdi? Dur, onu bulabilecek miyiz? Bir de takım çalışması moduyla dereceli gerçekten birbirinden çok farklı. Uzun zaman oynamadığınızda biraz pasifleşebiliyorsunuz. Ama yine iyiyiz.
Her zaman aktif olarak dereceli oynadığım için elim alışkın yine. Elim yatkın yani. Yalnız Draco hakemimiz de efsane. Son seviyede bu arada hakemimiz. Bir ara onu da deneriz. Son seviyesini. Şöyle hatta bir tane buz da çoğaltalım. Şu an 4 buzumuz oldu, güzel. Aslında şuradan açık veren olursa direkt Eagle'da deneyebiliriz. Bakın gördüm seni, bir headshot yermişsin, güzel. Çok güzel yedim onu. Ben Ronaldo mu açılmıyor? Basamadım bir türlü Ronaldo. Bazen basıyorsunuz çok geç açılıyor yani. Çok başıma geliyor bir de. O yüzden çok öldüğüm oldu. Aslında Ronaldo şeyine girmeden direkt buz atmam lazımdı ama olsun. Şu ağaca geçelim bir. Bu ağaç kakan atıyor galiba ya. Hiç sevmiyorum bu tür tek atan silahları. Çok pis hasar vuruyorlar. Bir de yeleğe bak, yeleğime baksanıza mahvolmuş. Çok pis hasar vuruyor. En iyisi biz yaklaşıp basalım. Yakın silahı yok. Çift vektörle içinden geçeriz. Kaçarı yok bizden. Bakalım vurabilecek mi? Direkt üstüne de gitmek istemiyorum. Olur da kafa yersek diye. Yalnız nereye gitti bu? Hiç görmedim. Bir kişi kalmış zaten. Dur, onu bulabilecek miyiz? Burada biri ölmüş. Acaba o pencereden falan mı atladı ya? Hiç görmedim bile. Biri buraya buz atmış. O mu acaba? Heh, gördüm seni. Vektörden kaçar var mı? Yok tabii ki. Geçelim son ele. Uzatmaya gerek yok ya. Direkt sağdan rushlayıp bitirelim oyunu. Güzel, bence zevkli bir maçtı. Şöyle devam edelim biz. Yalnız kanunsuzlarımız gerçekten çok güzel. Ama kırmızı da güzelmiş. Ben kırmızıyı da alabilirim. Bir gelsin atölyemiz. Kırmızı ya da mor benim favorim. Yeşil gelse yeşil de alabiliriz. Girelim bakalım. Şunun aslında kafasını çıkaran olursa yine Eagle deneyebiliriz. Umarım kendini gösteren olur. Şöyle bir iki kişiyi önden düşürebilirsek rahatlarız. Çekelim Eagle'ımızı. Kimse yok gibi. Ha gördüm. Yalnız bu neyi isabet etmiyor? Şu ana kadar 10 defa düşürmüş olmam lazımdı. Yemedi. Ne yapalım, en iyisi ben içeriden arkalayayım çünkü hepsi sağ tarafta. Direkt önden rushlamaya gerek yok. Hatta bizden biri düştü bile. Memo gitmiş. Bu adamlar alırsa herhalde. Dur, gördüm 2 kişi burada. Benim farkında değiller, benden habersizler. Direkt arkadan alabiliriz şunları. Güzel kafa yedi. Ha? Kafa yazmamış. Son kurşun vücuda gitmiş. Şurada da biri var Çağlar'ın yanında. Onu da alalım. Ya ikinciyi de aldık. Belki bir tutamız yok. Onu da alabilir miyiz? Gördüm onda, o da sağımda. Dur, kafa tabilecek miyiz? Bu adam çok pis tara diyor. Bir de iki silahla sıktığı için yani vücuda bile vursa kurtuluş şansınız yok. Ama tabii ki Dicle'den kurtuluş yok. Dicle çok güzel aldı onu. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.